Gün ortası devam ediyor değerli izleyenler. Dünya malum katlanılmaz boyuta gelen enerji maliyetleriyle kapanan, faaliyetlerine son veren fabrikaları konuşuyor. Almanya'dan, Avrupa'nın çeşitli merkezlerinden bu haberler geliyor, gelmeye devam ediyor. Bir yandan da resesyon ve stagflasyon konuşmaları ortasında bunlar yaşanıyor. Tabii enerji tarafına gelirsek, Türkiye'de bugüne kadar devletin ciddi bir sübvansiyonuyla şirketler hani enerji maliyetlerinde nispeten sürdürülebilir bir sınırın içinde kaldılar. Ancak son yapılan zamlarla Türkiye için de oldukça sıkıntılı bir viraj dönülmüş durumda maalesef. Özellikle enerji yoğun sektörler açısından sıkıntı, problem daha da büyük. Bu sektörlerin başında da malum çelik sektörü geliyor. Hem biraz sektörün içinde bulunduğu şartları konuşacağız. Sadece enerji tarafında değil, ham madde maliyetleri tarafında, aynı zamanda ham madde tedariği tarafında pek çok farklı sorunla mücadele ettiklerini biliyoruz. Ama bir yandan da dünya nereye gidiyor sorusuna da herhalde en iyi yanıt verebilecek, en kapsamlı yanıtı verebilecek sektörlerin başına da çelik geliyor. Çünkü tam bir nabız gibi hemen ham madde vermediği hiçbir başka sektör yok gibi çelikçilerin. O yüzden Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Dalbeler'le konuşacağımız çok konu var. Hoş geldiniz Uğur Bey yayınımıza. Merhabalar Ağa Hanım, iyi haftalar. Sağ olun, beraber. Enerjiye biraz odaklanalım istiyorum. Biliyorum farklı sorunlarla da mücadele ediyorsunuz. Özellikle ham madde tedariği tarafında Rusya ile ilgili, ama hani enerji tarafından bahsedecek olursak biraz, bu maliyetlerdeki artış sizler için ne anlama geliyor diye sorayım hemen Uğur Bey. Bu maliyetlerle mücadele adına masada neler var, neler konuşuyorsunuz kendi aranızda? Evet, enerji malumunuz bizim en önemli girdilerimizden bir tanesi ve şu son dönem bugüne kadar aslında yaşamadığımız bir evre oldu. Sadece mesele işin maliyet değil, bir de tabii erişilebilirliği mevzu var ki bazı bölgelerde, özellikle de sizin bahsetmiş olduğunuz gibi Avrupa'da önümüzdeki kış döneminde bugünün şartlarının nasıl değişeceğine dair çok ciddi bir endişe söz konusu ve oradaki Çelik Üreticileri Konfederasyonu gene geçen cuma günü komisyona bir mektup gönderdi ve gelecek aylarda üretimle ilgili ciddi endişeler taşıdıklarını tekrar belirttiler. Bunun tabii sadece mesele enerji boyutu değil, onunla birlikte birçok başka boyuta da etkisi var ki ham maddede bunlardan bir başkası, siz de biraz önce altını çizdiniz. Dünyada zaten malum bu son 3-4 aydır talepte ciddi bir gerileme yaşıyoruz biz. Öncelikle parasal genişlemenin yarattığı enflasyonun sonucu olarak özellikle de Avrupa bölgesinde talep neredeyse durma noktasına geldi. Tabii Türkiye'nin en büyük ticari partneri olması sebebiyle oradaki yavaşlama birebir Türkiye'de de çok ciddi sonuçlara sebep olmakta ki biz bunları rakamlarda da görüyoruz. İlk 6 aylık üretim rakamlarına bakıldığında Hindistan dışında aslında dünyanın hiçbir yerinde olumlu bir gelişme gözlemleyemiyoruz. Yüzde kaçlık bir gerileme var siparişlerde Uğur Dalbeler? Merak ediyoruz. Şimdi doğrusu, üretimle başlayalım isterseniz. Evet, %5,5'luk bir gerileme dünya genelinde var. Bunun Türkiye tarafına bakıldığında bu rakam %6,5 gibi görünse de asıl korkutucu veya çarpıcı olan taraf Haziran'dan bu yana yaşanan gelişmeler. Biz Haziran ayında üretimin %13,7 olarak gerilediğini gördük. Temmuz'da bu rakam %21'e ulaştı. Şimdi bundan sonraki beklentimiz de büyüyerek devam edeceği yönünde. İhracat tarafına bakıyorum. Türkiye'den mi bahsediyoruz, küresel de miyiz Uğur Bey? Türkiye'den bahsediyorum. Peki. Bu büyük rakam ki dünya genelinde bakıldığında büyük, evet. Türkiye biraz negatif ayrışmaya başladı. Bu ayrışmanın arkasında da işte dediğimiz gibi hem ham madde tarafında yaşanan bir takım gelişmeler ama daha öncesi dünyada özellikle de Avrupa'da yaşamış olduğumuz talepteki yavaşlamanın etkisi çok büyük. Bir başka husus da aslında siz de belki ilk çeyreğin sonunda konuşurken daha olumlu bir senaryo çiziyorduk. Çünkü evet. Rusya'nın Ukrayna ile arasında başlayan krizin Türk çelik sektörüne olumlu yansıyacağını varsaymıştık ki sonrasında onu takip eden 2 ay içerisinde beklentimiz doğrultusunda bir gelişme yaşadık. Ama daha sonrasında bu biraz önce bahsettiğim gelişmelerden iş tamamen negatife gerçekten döndü. Üstüne üstlük. Ay değişiyor her şey Uğur Bey, yani yepyeni senaryolar. Şimdi Avrupa topluluğu birçok yaptırım içerisinde Rus çeliğini de Avrupa topluluğuna ithalatını yasaklayınca aslında biz orada bir pazar kazanmış gibi başta hissettik ama sonrasından şöyle bir realite ortaya çıktı. Ruslar Avrupa'ya gönderemedikleri o miktarı
Daha önce de aslında en büyük pazarları olan, şu anda tek pazar konumuna gelen Türkiye'ye plase etmeye başladılar. Tabii o kadar büyük bir miktarı Türkiye'ye satabilmek için fiyatlarında inanılmaz dumpinglere sebep oldu. Dumpinglerle satmaya çalıştılar. Bu da ikinci bir darbe olarak geldi Türk çelik endüstrisi üzerine. Çünkü aramızda çok ciddi farklılıklar var üretim maliyetleri açısından. Hem ham madde olsun, hem enerji maliyetleri, hem işçilik girdileri o Avrupa, özellikle Rusya'da tabii bizlere göre çok çok daha düşük. Bizde şu an Rus çeliği tam gaz ithal ediliyor o zaman Uğur Dalbeler, değil mi? Evet, evet. Tamam. Bu başka tabii potansiyel riskler de taşımakta. Çünkü hem Avrupa hem Amerika tarafı da içerisinde Rus girdisi olan çelikle ilgili ithalatta ileride bir takım yaptırımlardan bahsetmeye başladılar. Bu Türkiye için de ciddi bir risk taşımakta önümüzdeki dönemde ihracata ilişkin. Ama ihracata bakacak olursak, geçen seneyle ilk yarıların tabii fiyatlarla göreceli olarak biraz daha iyi gibi görünse de ihracatımız %16, hala yukarıdayız geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında, ama miktarsal olarak %10 gerilemiş durumdayız. Şimdi size bahsettiğim gibi o Haziran ya da Temmuz ve Ağustos aylarındaki gerilemenin ihracata da büyüyerek yansıyacağını öngörüyoruz. Yani 2022 senesi, özellikle de ikinci yarısı itibarıyla sektörde ciddi negatif bir takım gelişmeleri göstermekte. Bu da önümüzdeki dönemle ilgili bizim beklentilerimizi oldukça aşağıya çekmekte. Özellikle de son çeyrekte üretim noktasında daha da vahim bir döneme gireceğimiz, gireceğimizi gösteriyor. Şimdi tekrar enerjiye dönelim. Evet. Şöyle söyleyeyim, dönüştürme maliyeti içerisinde enerjinin bundan önceki payı yaklaşık %30'larda seyretmekteydi. Ya da daha somutlaştıracak olursak, Türkiye'deki enerjinin bedeli kilowatt saat başına tarihsel olarak 4 ve 5 sent arasında seyrederdi. Ama bugünkü rakamlarla artık bu 20 ile 25 sent arasına yükselmiş vaziyette. Yani kıyasladığınızda demek ki elektrik tarafında 5 misli 6 misli bir artış görüyoruz. Bunun sonucunda da bugün çelik üretirken dönüştürme maliyeti içerisinde enerjinin payı %70-75'lere ulaştı. Tabii bu uluslararası özellikle arenada Türkiye'nin de rekabet edebilme gücünü oldukça aşağıya çekiyor. Evet. Görece olarak Avrupa'ya hala kıyasla iyi durumdayız. Çünkü orada bakıldığında elektrik fiyatları çok daha yukarıda, doğalgaz maliyetleri çok daha yukarıda, ama Avrupa talep açısından çok geride olduğu için bize o denli faydası olmayacak. Diğer taraflar, diğer ülkelerde ise özellikle de Uzak Doğu'da bugün rekabet gücümüzü hemen hemen tamamen kaybetmiş durumdayız. Aslında son 5 senedir tekrar geri kazandığımız Güneydoğu Asya pazarları maalesef bu sene pek görünmüyor. Neden? Yani buradaki bakacak olursak, buradaki sıkıntılar nedir? Uğur Dalbeler, ne oldu özellikle Asya pazarı ile ilgili olarak? Hani Çin'in çekilmesiyle ciddi bir avantaj kazanmıştık orada. Evet, ama tabii şimdi Japonya, Kore gibi büyük ihracatçı olan ülkeler, tabii Çin de buna dahil olmak üzere, batı tarafına çok fazla ihracat yapamayınca odaklarını Güneydoğu Asya, Doğu'ya çevirdiler. Oradaki pazarlara yakınlıkları sebebiyle de bir rekabet avantajı olduklarından ele geçirmeye tekrar başladılar. Üstüne üstlük Türkiye'nin maalesef bir başka sıkıntısı da özellikle Türk çelik sektörünün, bugün nerede bir pazarda daralma görülse tüm ihracatçı ülkeler ilk olarak Türkiye'yi hedef haline getiriyor. Baktığımızda ilk aylık 6 aylık ithalatta çok az bir gerileme görülse de son dönemde özellikle ikinci çeyrekte ciddi bir artış gördük biz ithalat bazında. Ve en büyük artış da Çin ve Hindistan'da. Anlıyorum. Biz de önemli bir pazarız onlar için yani. Çok büyük bir pazar. Çünkü açık bir pazar haline geldik. Malumunuz son 5 senedir aslında bütün dünyada ciddi önlemler alınmaktaydı ithalata karşı. İşte Amerika'da olsun, Amerika başı çektikten sonra Avrupa'da, diğer birçok bölgede değişik şekilde önlemler alınmıştı. Türkiye tabii bu konuda bir önlem almamış olduğu için aslında dünyada var olan herhalde açık pazarların içerisinde ilk sıraya yükseldi. Hindistan'ı ben istatistiklerine bakıyorum. Türkiye ikinci sıraya yerleşmiş vaziyette ihracat pazarı anlamında ve geçen seneyle kıyaslandığında
Hindistan'ın Türkiye'ye artışı %380'i bulmuş. Evet, çok radikal bir ilgilenme. Böyle olunca tabii bütün bu ithalata karşı rekabet, diğer taraftan enerji dezavantajı, artı Rusya'nın Türkiye üzerindeki baskısı Türk çelik sektörünü ciddi anlamda köşeye sıkıştırmış vaziyette. Bunun mutlaka bir şekilde önünün açılması lazım. Burada da en önemli unsur, özellikle de bu ithalatta yaşanan haksız rekabete karşı Türk çelik sektörünün bir şekilde zarar görmesini engellemekten geçiyor. Evet. Bunu yapmayacak olur isek üretimdeki azalma, düşüş bundan sonraki dönemde özellikle de imalat sanayinin ara malı tedariğinde ciddi sıkıntılar yaratabilir. Çok somut somut beklentileriniz ne Ankara'dan? Yani şu an hangi şartlar oluşmalı ki ya da hangi destekler verilmeli ki ya da hangi tedbirler alınmalı ki çelik sektörünü şu zorlu şartlar altında korumayı başarabilelim? Elbette ben birinci sırada şunu görüyorum. Öncelikle dediğim gibi ithalatta her ülkenin hedefi haline gelmekten bir şekilde kurtulmalıyız. Zira bir bakıyorsunuz işte 2021-2020 yılında olmayan Çin bir anda en önemli tedarikçi konumuna ulaşabiliyor. O yüzden her ülkenin buraya istediği gibi malzemeyi dumpingli fiyatlarla satmasının bir önüne geçmek zorundayız ki piyasa bir istikrar kazanabilsin. Yani bizde de belli bir tarife ve kota sistemi mi harekete geçmeli Uğur Dalbeler diyorsunuz? Bunun birçok enstrümanı var, birçok yöntemi var. Farklı evet, farklı. Ben öyle diyorum. Mutlaka bir önlem alınmak zorunda. İkincisi enerji maliyetleri noktasında bir takım önlemleri almak zorundayız. Malumunuz şimdi sanayide kullanılan elektrik özellikle de çelik gibi yüksek kullanımı olan sektörlere daha da fazla yansımakta. Doğalgazda son dönemlerde yapılan %50 zamın bir %50 daha fazlası sanayiye yansıtılmış vaziyette. O yüzden maliyetler sanayide kullanıcı açısından çok katlanamaz boyutlara ulaştı ki bakıldığında gelişmiş ülkelerde biz değişik uygulamalar görüyoruz. Özellikle gece tarifeleri olsun, hafta sonu yani elektrik tüketimin daha düşük olduğu dönemlerde sanayicinin kullanımını teşvike yönelik daha cazip tarifelerin oluşması bence faydası olabilecek hususlar. Bir üçüncü konu malumunuz özellikle de son 2-3 aydır tartıştığımız finansmana erişim noktasında özellikle de ihracatçıya yönelik bir takım muafiyetlerin olması yönündedir. Evet. Kısa vadede bu tür önlemler bence önümüzü bir nebze açabilecektir. Peki bu şartlar altında hani sene başında sizinle yaptığımız yayınlarda hani ciddi bir talep var, belli kotalar indirildi, yeni pazarlar bulundu. Dolayısıyla yatırım ve üretim iştahının da çok arttığından söz ediyorduk ya, yani yalnız sizin sektör değil. Şu an itibariyle şu tabloda hani bu belirsizliklerin, maliyetlerin iyice arttığı ortamda üretim iştahı var mı Uğur Dalbeler? Sektör açısından sorayım en azından, çelikçiler açısından. Yani bırakın yeni yatırımı, bence biz mevcudu korumak için önümüzdeki döneme dair planlar yapıyoruz. Önümüzdeki döneme dair stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık peki. Şu an o dönem büyümekten çok değil. Var olma moduna geçtik. Bir anda makas değişti. Bu dönemin ne kadar süreceği konusunda emin değiliz. Zira bu Rusya-Ukrayna krizi sürdüğü sürece veya Rusya'nın üzerindeki ambargolar devam ettiği sürece mevcut durum Türkiye'deki çelik endüstrisini çok daha ciddi yıpratacaktır. Ancak bunun karşısında bir önlem alındığı takdirde belki çelik endüstrisi var olanı koruma noktasında biraz daha güçlenebilir. Peki resesyon başladı mı başlamadı mı hani bu tartışılıyor. Siz çelik tarafında en azından hani resesyonun çoktan başlamış olduğunun tespitini yaptığınızı söylediniz az önce değil mi? Bunu söyleyebiliriz evet. Peki biraz finansman tarafında konuşalım Uğur Dalbeler. Çünkü son zamanlarda yine de o nakit akışı yönetimi açısından daha ucuz bir düşük maliyetli finansmana ulaşım çok yaşamsal hale geliyor şirketlerin, firmaların ayakta kalabilmesi adına. Hele şu dönemde Avrupa'dan resmen şalteri indiren birçok şirketin, fabrikanın, üretim merkezinin haberini duyduğumuz bu zamanlarda orada işler nasıl gidiyor Türkiye açısından sorayım. Maliyetlerde bir gerileme var mı? Beklentiniz nedir? Maliyetlerde bir gerileme yok. Önümüzdeki dönemde biz hala artacağı yönünde endişe taşıyoruz. Öngörümüz o yönde. Şimdi fabrikalar kapanıyor. Evet haklısınız. Avrupa'da birçok tesis
şu an itibariyle faaliyetlerine ara verdi belli bir süre. Ama Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Bizler de zaman zaman durarak veya üretimlerimizi düşürerek bir denge oluşturmaya çalışıyoruz taleple arz arasında. Nitekim işte bahsettiğim gibi Temmuz'da %20 üretimin düşmesi demek aslında üretim tesislerinin 1/5'inin kapalı olduğu anlamına geliyor ki aynı durum şeyde de devam ediyor. Ağustos ayında ve Eylül ayında Ekim'den sonrası için durum biraz daha vahim çünkü talep bulmakta, sipariş almakta çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi hem bir taraftan bu tür bir sıkıntı yaşarken diğer taraftan finansman konusunda da problemler olduğunda özellikle de işletme sermayesi açısından yetersizlik yaşayan veya sıkıntı yaşayan şirketlerde olay daha da büyük sorunlara yol açabilir. O sebeple bizim bu dönem önümüzdeki 3-5 aylık dönemde mutlaka bir önlem alıp fabrikaların faaliyetlerini az kapasiteyle sürdürebilse bile ayakta kalmalarını sağlaması lazım. Bu evet. Bence çok elzem bir durum sektörün geleceği açısından. Evet, yani devasa fabrikaların, firmaların şalter indirdiğini duyunca haber oluyor ama dediğiniz gibi Türkiye'de zaten çoktan üretimden çekilmiş, üretimini kısıtmış %20'lik bir şey var diyorsunuz, bir üretim var. Özellikle KOBİ ağırlıklı bir sektörden bahsediyoruz Uğur Dalbeler. Ama bunu konuşmak daha kıymetli bizim açımızdan. Ekleyeceğiniz bir şey varsa elbette, alayım. Ha, buyurun. Bunun bir sonraki aşaması bizi daha da endişelendiriyor. Faaliyeti sürdüremez ise tesisler, bir gelir yaratamazlar ise kendilerine, bu sefer ne yapacaklar? Tasarruf moduna geçecekler. Bunun da hiç istenmeyen aşaması bu sefer işçi çıkarmalara yol açacak. Evet. Bu da tabii ki işsizlik noktasında durumu negatife çevirir. Bu hiçbirimizin istemediği, aslında düşünmek dahi istemediğimiz bir sonuç olur. Benim de zaten bütün bu problemlerin altını çizmemin arkasında da bu sebepler yatıyor. Evet. Ciddi bir risk ve tehdit var Türkiye'nin önünde. Özellikle evet. imalat tarafında, üretim tarafında diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınıza Uğur Dalbeler. Sağ olun. Evet, Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısından çok önemli uyarılar. Türkiye'de %20 geri çekilmek zorunda kaldığını üretimin. Özellikle başta Avrupa pazarı olmak üzere ciddi anlamda büyük bir resesyonun zaten hali hazırda çoktan başlamış olduğunun tespitini çelikçiler olarak yaptıklarını ifade etti. Bunu aktarmış olalım değerli izleyenler. Gün ortasında burada noktalayalım. Yarın yeniden Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle değerli konuklarımızla burada konuşmak, görüşmek üzere. Buluşalım istiyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.